Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arılarımıza bakacağız. Şerbet vereceğiz. Çünkü kış yavaş yavaş yaklaşıyor. Arılarımızın yiyecek durumu güzel olması lazım. Kışta kendilerini sıcak tutabilmeleri için. Çünkü bal arıların sıcak bal her zaman arıları sıcak tutar. Şu çıtayı da alalım. Bir de arımızın durumuna bakalım. Varava şeyden. Ha, ben kendim yapıyorum burada. Doğal varava ilaçları üretiyorum ama bakalım ne kadar faydası olur. Sürekli deneme aşamasındayız. Bu sene varavadan bayağı bir sıkıntı yaşadık. Hem de aşırı bir sıkıntı. Şimdilik bu dursun, bu çıta büyük ihtimal alınacak. Arı mevcudu azalmış. Hatta benim burada şeyim var. Evet, buralarda balları var arkadaşlar. Sırlamaya başlamış. Güzel. Bunlar varava ilaçları benim yaptığım. Kartonlara indirerek doğal yağları. Evet arkadaşlar. Anamız burada. Çok güzel anası var. Yavruların çoğu sökülmüş. Renklerinden de böyle belli zaten. Böyle beyazımsı gelen. Bu tarafta da aynı arkadaşlar. Günlük yumurtalar atılmış. Evet. Bu çıtamız da paket arkadaşlar. Üstlerden sırlı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yiyecek durumu. Ama şerbeti hak ediyor. Çünkü fazla bir şeyi yok. Çünkü iki çıta yavru diyelim. Şu da yavru diyelim. Üç çıta. Bu yavrular çıktıktan sonra balların çoğunu tüketirler. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu çıta da yavru. Hatta arılar sökülüyor. Şu kısımlar, üst kısımlar ballı. Ballı, polenli. Zaten arı kendi yerini belirlemiş arkadaşlar. Aynen, bu da sırlamaya başlamışlar ballarını. Bu duvar çıtası arkadaşlar. Ne duvar çıtası ne demek arkadaşlar? Buraya bal basarlar. Yemese bile bu balı şu kısma yavru attı ya. Soğuğu engelliyor arkadaşlar. Duvardan gelmiyor yavruya soğuk. Zaten kışın arı salkım yaptığında, nasıl desem, şu iki çıtada salkım yaptı ya, şu üçüncü çıtaya geçemez. Hareket etmez. Çünkü metabolizmaları yavaşlıyor arının. He, olduğu yerde bal bittiyse, hava da güzel değilse, eksinin altındaysa o arı ölür yani. O yüzden arı zaten kendi yerlerini belirlemiş. Yoğunluk neredeyse. Ona göre yavru atılan yerlerin alt kısımlarını arı zaten sırlamaya başlamış. Arı yani yavaş yavaş kendini kışa hazırlıyor arkadaşlar. Yani bu çıtada 5 çıta arı var. Bu çıtada boş. Şimdi şerbetini de verelim. Arılar zaten bu sene hiç iç açıcı gözükmüyor arkadaşlar bana. Neden? Yavru atımları olsun, arı mevcutları olsun. Evet, çok güzel arkadaşlar. İnşallah bu arımız kışa 6 çıta girecek sıkışık vaziyette. Böyle yavru atımına devam ederse
Çok güzel durum var. İyi. Bir de arkadaşlar gelin en dipten başlayalım. Anlarımızın bakımına. Ya da buradan başlayalım. Sen buna şerbet verdin mi oğlum? Verdim. He? Verdim. Şu altta 3 taneye vermedim. Şu 3 tane. Aynen. Bu tarafı komple verdim. Evet. Bakalım arımızın durumunda, şerbet istiyorsa verelim arkadaşlar. İstemiyorsa vermeyeceğiz. Böyle bir daraltma sistemi yaptım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çeklerini çoktan yemişler. Bu arımız sıkışmış arkadaşlar. 3-6 çıta full. Arımızın durumu güzel. Yani şu an kaç arımız var şerbet verecek? 1-2-3-4-5-6. Yani bunlara bir yarımşar göz daha şerbet verebilirim. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz. Bunlara da verdin değil mi oğlum? Hı hı. Onu verdim. Evet. Allah'tan ucuz kurtardık arkadaşlar. Dökülmedi. Teklerini bitirmişler. Evet. Bu aramızda 3 çita yavru var. Bu 2 kere ana kaybetti arkadaşlar. Ana kabul ettirdik. Şöyle böyle derken bu duruma daha yeni gelmeye başladı. Buna da bir yarım göz verdik. Ya böyle kalsın. Buna da yarım göz. Bunlar hep yarım göz mü verdin? Evet. Bazılarını bir verdim. Zaten arıların yiyecek durumları güzel arkadaşlar. Kemerleri, sırları falan var. Ben yavru atımına takviye yapmak için bu şerbeti veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arayı doldurmuşum. Çuvalın içine bir sünger koydum da attım içine. Alanı iyice sıkıştırdım. Arıyı bir yere topladım. Şimdi bu şerbetliklerimiz fazla şerbet almadığı için arkadaşlar, bu üstündeki yatay tabut şerbetlik mi ne diyorlar bilmiyorum. Yani böyle haftada 2-3 gün arılarımıza böyle şerbet verirseniz iyi oluyor arkadaşlar. 250'şer gram ya da neyse yarım litre. Çünkü arı kışa hazırlıyor kendini. Şimdi az bir şey kaldı. Onu da burada bir arı daha var. Ona vereyim. Dün verilmemiş. Evet arkadaşlar. Burada videomu sonlandırıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi,
Yorumlarda bir videoda bir hatam olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.